Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Amerika bilən Xitay ötürüsüdəki casusluq məsələsi kəskinləşməkdə. Amerika bilan Xitoy o'rtasida josusluq masalasi kunsiri keskinlashgan bo'lib, har ikki taraf josusluq harakatini kengaytirgan. Sidney atiganlik gazetasining 18-sentabrdagi xabarida bildirilishicha, bu yil 2-oyda Amerikaning Guam va Hawaiidagi harbiy bazalarini nazorat qilish uchun loyihalangan Xitoy josusluq sharining yo'nalishini o'zgartirib, Amerika cho'ng quruqligiga kirgan edi. Amerika axborot organlarining yakunlashicha Xitoy armiyasi Xi Jinpingga sharning musabisi va uning Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan planlangan suhbatga ko'rsatadigan ta'siri haqida ochiq oshkora pozitsiyada bo'lgan. Bu voqea Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi kunsiri keskinlashgan josusluq masalasini gavdalantirgan. Bildirilishicha har ikki taraf josusluq harakatini kengaytirib, bir-birining muddaosi va iqtidori to'g'risida axborotga erishish uchun harakatga o'tgan. Josusluq rəqabəti prezident Jo Baydenin Xitay hərbi texnikasının tərəqqi qilishiga taqabbül turuş strategiyasının muhim bir qismi deb qaralğan. Amerika əməldarları bu rəqabətin muhimliyini təkidləgan. Amerika Mərkəzi İstihbarat İdarəsi Xi Jinpingin Tayvanga bolğan təhdidi və Federativ Təkşürüş İdarəsinin Xitayının Amerikada casus qəbul qilish urinishiga qarşı turuş salmığını küçəytgan. İki tərəf süni idrak texnikasını hərbi və iqtisadi əvzəlliklərini saxlaşdığın vasitəsi sübətdə tərəqqi qıldırışqa atlanğan. Bunundan başqa Xitay Dövlət Bixatirlik Ministerliqi, Amerika Hükümeti, texnik şirkətləri və müdafiə sənayeti işçidə alahidi vakaləçi casuslarını uğurlaşdırğan. Amerika Hükümeti tədbir qollunub, casusluqqa qarışdırış hərəkətini qozğuduş, kengaytış arqılıq mınlıqan Xitay axbarat xadimlərini öz içigə alğan casusluqqa qarışdırış təkşürüş hərəkətini küçəytgan. Şunun bilan casusluq faaliyeti yana Amerika ve Xitayning başqa devletler bilan yeni maxfiy anglash punkti ve maxfiy axborotdan ortak bahirlanish kelishimi o'rnatishni ilgari surgan. Amerika istihbarat amaldorlarining qarashicha Xitay navbatda Tayvanga qarshi urush qo'zg'ashni xohlamaydi ekan, hamda Amerika bilan bo'lgan munosabatni muqimlashtirishni orzu qiladi ekan. Xitay Uyg'urlarga Xitay tili yozig'ini majburiy tengishni davomli kuchaytirmoqda. Xitay Sharq Turkiston xalqini Xitayning til yozig'ini qo'llanishga majburlash tadbirini kuchaytirgan bo'lib, Sharq Turkistondagi Xitay rejimi Xitay o'rtaq tilini umumlashtirish tashviqot haftaligi faoliyati tashkillagan. Tangritog' to'g'rining xabar qilishicha, Xitay rejimi 11-sentabrdan 17-sentabrgacha atalmish avtonom rayonlik partiya komiteti tashviqot bo'limi, atalmish avtonom rayonlik ma'rif nazorati, avtonom rayonlik til yozig' komiteti ishxonasi qatorliq 8 tarmoq birlashib 26 navbatlik mamlakat bo'yicha Xitay tilini umumlashtirish tashviqot haftaligi faoliyati tashkillagan. Xitay rejimi Sharq Turkistondagi qirg'in qilish jinoyatlarini izchil davomlashtirish bilan birga millionlagan sabiy o'smirlarni atalmish yotoqlik maktablarda xitoylashtirishdan sirt Sharq Turkiston xalqini Xitay tili yozig'ini o'rganish va ishlatishga majburlab kelmoqda. Bu yil 7-oydan boshlab atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik sanoat va fikrlashtirish nazorati, odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat nazorati, yezi egiligi, yezi nazorati, madaniyat va sayohat nazorati, ittifoq komiteti, ayollar birlashmasi qatorliq tili yozig' komitetiga a'za o'rinlarining hamkorligida atalmish avtonom rayonlik ma'rif nazorati, avtonom rayonlik til yozig xizmati komiteti ishxonasi, atalmish Shinjong radio televiziya stansiyasi bilan birlashib, Sharq Turkistonning har qaysi joylarida Xitoy til yozig'ini o'rganish ishlatishdagi 400 dan ortiq tanlangan kishini yiqqan va bularning ichidan atalmish Xitoy o'rtoq tili o'rganish mohiridan 10 kishini baholab chiqib mukofot tarqatgan. Bu navbatlik atalmış ölçemlik Xitay dilini umumlaştırış teşviqat haftaligi faaliyeti başlangandan keyin Sharq Turkistondagi her qaysi joylarda teşviqat maslahat berish subsidiya ta'sis qilish, Xitay klassik eserlerini diplomatiya qilish faaliyeti o'tkazish, dehqon chorvachilar kechlik kursida dars o'tkazuvchi xodimlar ulgi ko'rsatish kursi ochish, oila bo'yicha birlikda Xitay o'rtoq til yozig'ini o'rganish degandek faoliyatlarni tashkillab, Sharq Turkiston xalqini Xitay til yozig'ini o'rganishga ishlatishga majburlagan. Xitay Germaniya amaldarining Xi Jinpingni diktator deganligiga inkos qaytardi. Xitay Beijingda turishliq Germaniya bosh elchisini chaqirib, Germaniya tashqi ishlar ministrining Xi Jinpingni diktator deb atag'anligiga norozilik bildirdi. Fransiya xalqaro radiosining 18-sentabrdagi xabarida bildirilishicha, Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock Xitay rejimi raisi Xi Jinpingni diktator deb atagan bo'lib, Xitay dushanba kuni buningga siyosiy ig'vogarchilik deb norozilik bildirgan.
Xabarda qeyd qilinishicha, Germaniya tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Germaniyaning Beijingda turishliq bosh elchisining yakshanba kuni Xitoy tarafidan ministrlikka chaqirtilganligini bildirgan bo'lib, bundan ilgari Xitoy Germaniya tashqi ishlar ministrining aloqador so'zlarini intayin kulgili deb ayiblagan. Xitoy taraf Germaniya tashqi ishlar ministri Bayerbokning munosabati so'zlarini siyosiy ig'vogarchilik deb ayiblagan bo'lib, Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao'ning Germaniya tarafining so'zi intayin kulgili. Xitoyning siyosiy obraziga ig'ir daxli ta'rif qildi hamda ochiq siyosiy ig'vogarchilik qildi deb jar solgan. Bildirilishicha 14 sentyabr Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock Amerika ziyorati jarayonida Fox kanali muxbirining ziyoratini qabul qilgan bo'lib, suhbatda Xi Jinpingni diktator deb atagan. Garchi g'arbning jamoat fikrida odatda bir partiyali davlat bo'lgan Xitoyni mustabid deb qarasimi, ammo hokimiyat ustidagi g'arb siyosiy yo'llari odatda davlat rahbariga mustabid degan atalg'uni intayin azishildi degan. Shundaqdimi, Baerbock Xi Jinpingni diktator deb atagan tunji kishi emas ekan. Bu yil 6 ayda Amerika prezidenti Joe Biden Kaliforniyadagi bir faoliyatga qatnashganda Xi Jinpingni mustabid deb atagan edi va atsi Xitoy tashqi ishlar ministrligi o'xshashli norozilik bildirgan edi. Xitoy yanalik Germaniyaning eng cho'ng savdo hamrohi bo'lsa-mu, ammo o'tgan bir necha oy ichida Germaniya barg'ansiri tajovuzchilik mohiyatini gavdalantirgan Xitoyga qarshi qattiq maydonni ishbodilgan. Bu yil 14 iyulda Germaniya hukumatı Xitoy strategiyasini tunji qatim e'lon qilgan va Yevropa ittifoqining ilgari e'lon qilgan iqtisodiy bexatarlik strategiyasini qo'llab, Xitoyni sistemali raqib deb bekitgan. Undan boshqa xatardan saqlanish uchun strategik manfaatini qo'g'dash asosida Xitoyga tayinishni azaytishning umumiy nishonini o'tirg'i qo'ygan. Tashkilotlar birligi hay'ati afg'on turkmanlarini tabrikladi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining raisi Hidoyatulla O'g'izxonning yetakchiligidagi bir hay'at 18 sentyabr Afg'oniston turkmanlari ijtimoiy yordam jamiyati yangi binosining ochilganligini tabrikladi. Ziyorat davomida jamiyat raisi Fahmi Ishiq apandiga Sharq Turkiston davlat gerbi tushirilgan lavha taqdim qildi. Tabriklash faoliyatiga Istanbulda faoliyat qilayotgan G'arbi Turkiston va Sharq Turkistonga vakillik qiladigan tashkilot, uyushma, vaqflarning raislari vakillari ishtirok qildi. Tabriklash munosabati bilan Afg'on turkmanlari jamiyatiga yig'ilgan jamoat Turkiston jamoatining qarindoshlik munosabatini kuchaytirish, birlashma faoliyat qilish va aloqador tadqiqotlarni ishga oshirish haqida fikr almashtirdi. Oxirida kelgusi bir necha kun ichida jam bo'lib faoliyat va harakatlarni o'rtoq qilish, kun tartibini texnik kengaytirish to'g'risida kelishim hosil qildi. Amerika Iran rahbarlariga embargo yurgizadiganligini bildirdi. Amerika prezidenti Joe Biden Iranning sobiq prezidentlaridan Mahmud Ahmadinejad bilan Iran istixborot mas'uliga embargo yurgizadiganliklarini uqtirdi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha, Joe Biden Iran bilan hosil qilingan tutqun almashtirish kelishimi doirasida bu davlatda qamoqda yetayotgan 5 Amerika fuqarosi qo'yib berilgandan keyin e'lon qilingan yozma bayonotida Iranda qamoqda yetayotgan 5 begunoh amerikalik oxiri uylariga qaytish fursatiga erishdi. Tutqunlarning Amerikaga qaytishi masalasida yordam qilgan Qatar, Umman, Shvetsariya va Koreya qatorliq sheriklarimizdan minnatdormiz dedi. Biden 2007 yili Iranda yo'qolib ketgan Federativ tekshirish idorasining sobiq xodimi Robert Livingston haqida to'xtalganda, Iran hokimiyatini Livingstonga nima ish bo'lganligini aniq tushuntirishga chaqiraman. Livingston qonuniga asosan Iranning sobiq prezidenti Mahmud Ahmadinejad va Iran istixborot ministerligiga Amerika fuqarolarini nohaq tutqun qilishdagi roli sababli embargo yurgizimiz dedi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bu haqda e'lon qilgan yozma bayonotida Livingston qonundan foydalanib Iran va boshqa hokimiyatlarda javobgarlikka tortilishni ilgari surganliklarini ta'kidlab, Amerika fuqarolari har qanday sabab bilan Iranga sayohatga bormasligi kerak. Irondagi Amerika fuqarolarini bu davlatdan darhol ayrilishga chaqiraman dedi. Rossiya harbiy manevr o'tkazishga boshladi. Rossiya davlat mudofaa ministerligi davlatning sharq-shimolida Fenval 2023 nomliq harbiy manevr o'tkazishni boshlaganligini uqtirdi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha, Rossiya davlat mudofaa ministerligi bayonot e'lon qilib, Rossiya dengiz armiyasi qo'mondoni Nikolay Yevminovning qo'mondonligida boshlangan manevrning shimoliy dengiz yo'lini qo'g'dashni maqsad qilganligi qayd qilindi.
taktikalar mashq qilindigan manevrining Bering dengizi Chukotka dengiz davaligi va yerim arilda elib berilayotganligiga ishorat qilingan bayonotda manevrga taxminan 10 ming harbiy xodim, paroxod, suvosti paroxodi, aeroplan, tik uchar aeroplan, dengiz qirg'og'i boshqarilgan bomba tizimisi qatorliq 50 dan ortiq harbiy uskunning qatnashtirilganligi bildirildi. Bayonotda manevrning barlik qismlari mudofaa xarakterlik bo'lib, Rossiyaning sharq-shimol chegarasidagi harbiy harakat va qismlarni mashqlantirishni maqsad qiladi degan iboralarga o'rin berildi. Bayonotda Fenval 2023 manevrining qachon oxirlashadiganligi to'g'risida hech qanday uchur berilmadi. Pokistonning sobiq ichki ishlar ministri nazoratga olindi. Pakistan'da Avam Müslümanlar Birleşmesi Partisi rehberi sabık İçki İşler Ministeri Şeyh Raşid Ahmet nazaratke elindi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişe Pakistan'ın GEO haberler kanalı sabık Başminister İmran Khan bilen münasibeti yakın kişilerden biri bolgan Şeyh Raşid Ahmet'nin paytaxt İslamabad'a koşni şehir Rawalpindi'deki üyide nazaratke elinganlıqını haber kıldı. Şeyh Raşid Ahmet'nin advokati Serdar Abdurrazak, Avam Müslümanlar Birleşmesi Partisi rehberi Ahmet'nin tutkun kılını sebebi ve tutup durulubatkan oranının enik emesliğini bildirdi. Koreya Prezidenti Rusya-Şimali Koreya hemkarlıkıga narazılık bildirdi. Koreya Prezidenti Rusya-Şimali Koreya hemkarlıkıga narazılık bildirdi. Janubiy Koreya Prezidenti Yoon Suk-yeol Şimali Koreya bilen Rusya'nın harbiy hemkarlıkının kanunsuz ve nahak ikenlikini oturgu koydu. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe Prezident Yoon Suk-yeol Amerika Birleşme Agentliğinin suallarına cevap verip, Şimali Koreya Rusya harbiy hemkarlıkının Birleşken Devletler Teşkilatı Xavufsizlik Kengişinin kararları ve başka halkaralık cezalarına xilap bolganlığı üçün kanunsuz ve nahak ikenlikini halkara cemiyetinin bunda hareketlerine tihamı küçülük itibaklaşıp karıştırdığanlığını bildirdi. O, eğer Pyongyang hükümeti her kandak yadro kuralı işildişke urunsa, Amerika bilen Janubiy Koreya'nın o hakimiyetki hatimi beridigan tiz süratte izip taşlaş karakterlik hal kılgıç inkas kaydırdıganlıkını bildirdi. Prezident Yoon Suk-yeol yana Janubiy Koreya, Amerika ve Japonya otursidiki bihaterlik hemkarlıkının Xitay bilen bolgan münasibetki ziyan yetküzmeydiganlıkını ve bu yerde hiç qandaq bir devletni çetkikiş ya ki alahide birleşme kuruş niyetinin yokluğunu bildirdi. O, Xitay rejimi reisi Xi Jinping ve başminister Li Qiang bilen körüşkenlikini tilga elip, Xitay'nın mu Janubiy Koreya bilen bolgan münasibetki ehmiyet beridiganlıkını etti. Hürmetli körmelerimiz, şunaqılı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ayetki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.